27 Mart 2020 Almanya'da vaka sayısı 49.300, ölü sayısı 321. İnanılmaz rakamlara ulaştık. ABD ve İtalya vaka sayısında Çin'i geride bıraktı. Onların ardından İspanya, Almanya ve Fransa geliyor. Çin gün geçtikçe toparlıyor ama Avrupa'da 2 gündür haberler iyi değil. Ölenler arasında gurbetçi vatandaşlarımız da var. Türk Dışişleri Bakanlığı 8 ülkede 50 Türk vatandaşının korona nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı bugün. Farklı ülkelerdeki 151 vatandaşımız da maalesef virüs nedeniyle tedavi altında. Ama tabii her tedavi altında olan ölecek diye bir şey yok. Çok yüksekte iyileşme oranlarına ulaşıyoruz. Tıp her geçen gün daha iyi sonuçlar elde ediyor. Turistik seyahat uyarısı ile ilgili yine Almanya'daki kararım bugün 20 Nisan'dan sonra verileceği açıklandı. Herkes merak ediyor acaba ne zaman bitecek diye. Şu anda bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Bir diğer soru, okullar Paskalya sonrasında tatil edilecek mi? Bunu da bilmiyoruz. Bazı eyaletler abi sınavlarını erteliyor, bazıları ertelemiyor. Kuzey Renvestfalya'nın ardından Aşağı Saksonya'da abitur sınavlarını erteledi bugün. Ekonomiyle ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier milyarlarca avroluk yardım paketini imzaladı. Korona krizi nedeniyle zor durumda olan işletmeciler başvurularını yapabilirler. Genelde 10 kişinin altında işçi çalışanlar için 15, 5 kişinin altında çalıştıranlar için 9.000 avroya kadar bir zofort ilfe acil yardım paketi var. Ama eyaletlere göre de bazı değişiklikler olabiliyor. Bazı eyaletler biraz daha yüksek oranlarda yardımda bulunabiliyorlar küçük işletmelere. Ödemeler 1 Nisan'dan itibaren başlayacak. Büyük firmalar için de yaklaşık 600 milyarlık bir kurtarma ve kredi paketi var. Kamu Bankası KfW de kısa süre içerisinde büyük firmalardan toplamda 4 milyar 800 milyon avroluk tam 195 kredi başvurusu aldıklarını açıkladı. Bu arada birçok firma da Kurzarbeit'e geçiyor. Lufthansa birçok işçisini kısa süreli çalışma ödeneğine geçireceğini açıkladı. Yaklaşık 31 bin işçi için 31 Ağustos'a kadar Kurzarbeit başvurusu yapılması planlanıyor. Diğer taraftan hırsızlıklar da devam ediyor. Maske hırsızlıkları. Bugün Hamburg'da bir hastanenin deposundan 1500 koruyucu maske çalındığı açıklandı. Hakikaten bitmiyor bunlar. Maalesef dünyadaki haberler de pek umut verici değil bugün. İtalya'da bir günde yaklaşık 1000 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısı toplamda 9000'i geçti. İspanya dün sokağa çıkma yasağını uzatmıştı. Bugün de Fransa 15 Nisan'a kadar sokağa çıkılmayacağını duyurdu yine. Almanya'da da komple bir sokağa çıkma yasağı yok ama ekonomi zarar görmesin diye aile bireyleri hariç en fazla 2 kişi birlikte dışarı çıkabiliyorsunuz. Zaruri ihtiyaç bile olsa sokağa çıkarsanız diğer insanlarla aranıza en az 1,5 metre mesafe koymak bırakmak zorundasınız. Toplu alanlarda mangal yakmak yasak. Bu yasaklara uymayanlara 200 avrodan 25 bin avroya kadar para cezası ve hatta bazı durumlarda 5 yıla kadar hapis cezası bile uygulanabilecek. Bu arada Macron koronaya karşı uluslararası bir inisiyatif çağrısı yaptı Fransa'da. Dış politikada da yine ilginç bir gelişme. Fransa, Makedonya'nın ve Arnavutluğun Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin başlamasına karşı çıkıyordu. Bu itirazını geri çekti. Le Figaro gazetesinde bugün bir yazı yayınlandı. Bunu gemi batarken çalmaya devam eden Titanic orkestrasına benzetti yazar. Yani korona salgını Avrupa'nın birliğini zaten tartışmaya açmıştı ama genişleme süreci de devam ediyor bir taraftan. Kuzey Makedonya'ya ve Arnavut'la hayırlı olsun diyelim. Önceki gün İngiltere'de Prens Charles koronavirüse yakalanmıştı. Bugün de yine İngiltere'den Boris Johnson, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock pozitif test sonucu verdi. Almanya'da Merkel'in doktorunda virüs çıkmıştı biliyorsunuz. Bu nedenle kendi isteğiyle karantinaya alınmıştı şansölye. İki defa test yapıldı. İkisi de negatif sonuç verdi. Ama garanti olsun diye karantina devam ettiriliyor. Merkel'a pazartesi günü bir test daha yapılacağı açıklandı ve muhtemelen çarşamba gününden itibaren de artık evden çıkacak. Keşke belirti gösteren herkes onun kadar şanslı olsa ve testlere bu kadar çabuk ulaşabilse ama öyle olmuyor maalesef. Fransa'da yine kötü bir haber. Daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki bir genç kız korona nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalık genelde bağışıklık sistemi gençlere göre daha zayıf olan yaşlılarda ölüme sebep oluyordu bugüne kadar. Ama lise öğrencisi bir genç kız önce basit bir öksürükle başlamış, çuruplarla tedavi edilmeye çalışmış. Birkaç gün içerisinde kötüleşince ailesi hastaneye götürmüş ve maalesef yaşamını yitirmiş. Yani sokaklarda bize bir şey olmaz diye dolaşan, parti yapan, araba yarışları düzenleyen gençler bundan ders çıkarmalı. Herkes de çevresindeki gençleri lütfen uyarsın. Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Yine Belçika'dan Sağlık Bakanlığı
bir kedinin koronaya yakalandığını açıkladı. Talihsiz kedi bu hastalığı sahibinden kapmış. Yetkililer bunun tabii olağan dışı bir durum olduğunu söylüyorlar. İnsandan hayvana bulaştı. Onun altını özellikle çiziyorlar. Yani evdeki veya sokaktaki hayvanlara kötü davranmayın. Onlardan insanlara bir şey geçtiğine dair bir örnek yok. İnsandan hayvana geçtiğine ilişkin bir vaka var şu anda. Zaten bu dünyayı bu hale de insanlar getirdi maalesef. Korona salgının ardından hava ve kara trafiği azalınca olumlu bir etki meydana geldi. Yani hava temizlendi. Artık eskisi kadar kirli bir hava nefes almıyoruz. İnsanlar büyük ölçüde evlerine kapanıp doğayı da rahat bırakınca nehirler temizlendi. Venedik'te örneğin kanallarda balıklar yüzmeye başlamış. Çünkü oraya çöp atan insanlar korkudan evlerine kapandılar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İş kanunu ile ilgili. İş kanununda korona nedeniyle kimse işten çıkarılamaz. Böyle bir husus var. Yani korona nedeniyle olağanüstü bir durumdayız ama işçi işten çıkarmak için normal şartlar geçerli. En fazla kuru sabit yapabilir diyor kanun koyucu. Ama fiili durum maalesef öyle değil. Yani birçok iş yerinde özellikle taşeron firmalarda, lay firmalarda işçi arkadaşlarımız işten çıkarılıyorlar. Şimdi normalde ana firmada çalışsanız mahkemeye verir, işinize geri dönersiniz. Çünkü firma orada duruyor. Ama bu sistem böyle işlemiyor. Taşeron firmaların en çok büyük bir bölümü böyle mal mülk olmayan, rahatlıkla iflas edebilen firmalardan seçiliyor. Firmayı kapatıp bacanağın üzerine yeni bir firma açıyorlar ve kaldıkları yerden devam ediyorlar. Yani taşeron ve mini job işyerlerinin işçileri sömürme aracı olarak kullanmaya başladığı iki mekanizma olmaya başladı artık. Yani bunun amacı nedir? Geçici işlerdir. 3 ay çalışacaksınızdır, 15 gün çalışacaksınızdır. Taşeron firma sizi 15 gün başka bir firmaya, 15 gün başka bir firmaya gönderir. Bu tarz işler için anlaşılır ama sistem nasıl işliyor? Taşeron üzerinden aynı iş yerinde çok uzun süre çalışılıyor. Aynı işi yapan bir işçi 3000 avro maaş alırken, pazar günü, gece tatilleri, işte Noel hep ek ödemeler alırken, izni varken, sendikası varken, diğer işçi lay firma üzerinden çalıştığı için 1300-1500 avro maaş alıyor. Bazı iş yerleri bir tane eleman alıp hakları normal şekilde ödemektense mesela 5 tane ausilfe alıyorlar. İstedikleri zaman istediklerini böylelikle işten çıkarma sistemi kuruyorlar. Şimdi korona nedeniyle normalde işten atılamayacak olan kişiler sırf lay firmalarda çalıştıkları için gözü kapalı bir şekilde işten atılabiliyorlar. Bu bir sömürüdür. Bunun engellenmesi lazım. Nasıl? Yasalarla. Yani eşit işe eşit ücret. Ana firma, lay firma, kadın, erkek, Alman, mülteci hiç fark etmez. Eşit işe eşit ücret. Bu slogan etrafında hep birlikte omuz omuza mücadele etmeliyiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.